11. kelime ve ileyhil masir, yani ticaret ve memuriyet için mühim vazifelerle bu dar imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar ticaretlerini yapıp vazifelerini bitirip hizmetlerini itmam ettikten sonra, tamamladıktan sonra yine onları gönderen Halik-i Zülcelal'ına dönecekler, Mevla-i Kerimlerine kavuşacaklar. Evet, ticaret ve memuriyet için mühim vazifelerle bu dar imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar ticaretlerini yapıp vazifelerini bitirip hizmetlerini itmam ettikten sonra yine onları gönderen Halik-i Zülcelal'ına dönecekler, Mevla-i Kerim'ine kavuşacaklar. Şimdi çok dikkat çekici bir şey var. Ve ileyhi turcun da ona dönüş manasındadır. Efendim, ve ileyhi turcun. Bir de Yasin suresinde bir ayet vardı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yani birisi ahirette dönüşü sanki ifade ediyor. Diğeri de mesela sözleri verebilir misin? 30. sözde de farklı ifade ediyor Üstad bu ayetin manasını, yani dönüş olarak. Ve ileyhi turcaun. Burada da ve ileyhil masir. Yani ikisi de ona dönüş manasında. Burada Üstad Hazretleri 11. kelimedeki mektubatta ve ileyhil masir ayetini tefsir ederken ahirete dönüşü daha kapatlı manada söylüyor. Fakat burada Yasin suresine geçen diğer bir ayette ise ve ileyhi turcuğunda ise burada ene bağısında ifade ediliyor. Yani insan enenin mahiyetini anlayıp eneye mana harfiyle bakmaya muvaffak olursa, mahiyetini anlayıp da mana harfiyle bakmaya muvaffak olursa, mana harfiyle onu istimal ederse ve ileyhi turcuğun, yani daha ahirete gitmeden ona dönüş yapıyor. Ona dönüşü daha burada yapıyor. Buradaki ve ileyhi masirde ahiretteki dönüşü kastediyor. Çünkü burada ne diyor? Ve ileyhil masir, yani ticaret ve memuriyet için mühim vazifelerle bu dar imkan olan dünyaya gönderelim insanlar ticaretlerini yapıp vazifelerini bitirip hizmetlerini itmam ettikten sonra yine onları gönderip Halik huzurcalına dönecekler, Mevla'ya yaşayacaklar. Yani buradan oraya dönüşü söylüyor. Burada ise ve buradaki veyleyi turcağında ise Yasin suresindeki son ayette ise 30. sözü anlatıyor. 30. sözü enenin mahiyetini üstad anlatıyor. İşte kadef la menzike ayetine masal olur diyor. Ona göre hareket eden, o şekilde bilen, ona göre izan eden, ona göre hareket eden bu ayete masal olur diyor. Ve sonra da veyleyi turcağın ayetini zikrediyor. Demek ki dünyada ne yapıyor? Daha dünya değilken, yani şu var, aradaki şu fark var. Yani aynı mana, kelime mana itibariyle aynı mana ifade ederken birisi Üstad Hazretleri dünyada enenin mahiyetini anlayıp da suistimal etmeyen, üstü istimal edenler veyli turcuğunla adeta burada Cenab-ı Hakk'a dönüşünü yapıyor. Yani marifetullah da burada terakki ediyor. Veyli-i Masir ayetini Üstad tefsir ederken ahirete, öldükten sonraki ahirete dönüşü kastediyor. Yani bu iki farklı noktaya, yani çok dikkat çekiciydi. Bu noktadan bakarsak daha ziyade istifade ederiz. Ne haberler? Amin. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'ın rızası nasip. Hasan abi, müsait olmadınız bu akşam, giremediniz derse. Yok, baştan beri girmişim de seni yapmanı istedim ben. Yapma ya. Baştan beri buradayım. Yani çok 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 hoştu ya. O iki tane rucu çok hoşuma gitti ya bu akşam. Ben onu yeni öğrendim. İlk defa duyuyorum evet, onu. Çok antik Hasan abi. Çok antik orası. Çünkü mektubattakine izah ederken dünya için söylüyor. Yani dünya ahirete geçtikten sonra 30. sözdeki aynı şeyde enenin mahiyeti anlaşıldığı zaman burada rücu ediyor Hasan abi. Şimdi nasıl çıkarttığını şöyle tahmin ediyorum. Doğru mu bilmiyorum. Siyak ve sibak o ayeti burada bu maksatta kullanıyor. Burada bu maksatta kullanıyor değil mi? Evet abi aynen. Şimdi nazm-ı mana deniliyor Şatıcaz'da.
Ya bunu nasıl çıkartıyorsun? İşte Risale-i Nur'a bak, o ayeti buraya koyuyor. İçerisindeki bir mana bu. Her bir ayeti mutadit manası vardır. Her bir manada küllidir. Her asırda efradı bulunur sırınca. Yani bir sureti var, kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Bak ne kadar ilk defa duyuyor. İlk defa tevazu yapmıyor. İlk defa öğreniyor. Bir aslına dönüş burada. Aslı beşeriyetten insanlık makamına çıkmak. İkincisi ise alemi değiştirmek. Önemli olan alemi değiştirmek herkesin işi olacak zaten. Kafir mümin fark etmek ona dönülecek. Önemli olan burada ona dönüşmek. İşte efendim ayet anlaşılınca burada dediğiniz gibi baba, burada ona dönüşme oluyor Hasan abi. Orada abi. Onu zikrediyor işte, o manada zikrediyor orada. Mustafa, bir saatten beri buradayım. Vallahi değdi sırf bunu öğrendiğime. Çok güzel oldu. Benim için çok etkilendim yani. Yani burada kendine dönmek. Ah kendimize bir dönsek. Ka arabada yaşıyoruz. Ka geleceğe ait. Bu ne planlar var, neler var. İçimizde neler var. Kendimize ne zaman geleceğimi ben de bilmiyorum. Ama ne güzel şey tespit. Hasan Hoca. Abim. Mevcuttan vücuda mı dönmek lazım? Harika maşallah. Çok iyi anladın. Elhamdülillah. Yani oraya dönmeyi Allah hepimize nasip etsin ya. Amin. Yani şaka değil biliyor musun? Ya İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, ilk önce Hazreti Ali'den bahsedeyim. O Allah'ın vaat ettiği yere Müslüman gidecek diyor. Oraya girmek o kadar zor değil. Dünyanı cennet yapabiliyor musun diye Hazreti Ali'nin sözü. İmam-ı Rabbani Hazretleri diye olan da diyor ki, avamın diyor beklediği cenneti havas diyor burada yapar, yaşar. Orada da Rıza-i İlahi Üstad da cenneti hani isteyene var onu demişler ya, bana seni gerek seni. Üstad da şöyle tanımlıyor onu. Bir an yani Rıza-i İlahi. Üstad Rıza-i İlahi diyor. Ehli tasavvuf ise Mustafa'nın söylediği gibi bir an böyle muhabbet ilahi bize yeter demişler. Ustad da İhlas Risalesi ve bütün külliyatta anladığım ruh Rıza ilahi. Ama işte bugün o ne kadar hoştu ya, insan kendisine burada rücu etmesi, rücu edecek, kendisine dönüşmesi. Allah Allah, kendisine dönüşmesi. Nereye dönüşmüştük ki biz? Yani aklımız başka yerde, kalbimiz başka yerde, şeyimiz başka yerde. Kendimiz kendimize dönüşmemişiz ki. Bir tanesi kim demişti ya, burada mı dediler ya başka bir derste, vay be diyor, hiç kendimi yaşamamışım o koronada. Son şeyleri yaşayan bir tanesi anlattı ya, dedi pantolonumu bile kendi istediğim olarak giyemedim diyor, hep ne derler diye giydim gömleği, hiçbir zaman hiç ben giymedim, hep bana giydirdiler diyor. Ya bir gömleği bile istediğimi giyemedim şu dünyada. Ve gidiyorum dedi ve gitti. Şaka demiyorum ha. Ne derlerdi yaşamışız ya. İşte kendimize dönmek, kendine döneceksin. Ben bana nasıl döneceğim? Bu kadar paramparça olmuş, hurda kaş olmuş, trafik kazasında dağılmış araba gibi. Bu parçaları nasıl toplayacağım? Ka gitmiş nazarım, hayalim, duygum, latifem. İşte Mustafa çok hoştu ya. Mustafa onu genişlettirsene, onun çapını. Ben bunu şey yapmak istiyorum. Bu Eyle-i Rucu'yu yayınlamak istiyorum. Çok hoş. Çünkü çok benim alemimi bayağı şey yaptı. Hepinize selam olsun. Geceniz mübarek olsun arkadaşlar. Umumetimiz daim olsun. Çok şükür. Rabbime emanet olun. Selamun aleyküm.